Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda saf şiir yani öz şiir anlayışını ele alacağız. Öncelikle saf şiir nedir? Onun üzerinden başlayalım. Saf şiir Fransız şair Paul Valéry'nin şiir dilini her şeyin üstünde tutmasından etkilenen şairlerin oluşturduğu bir şiir anlayışıdır. Demek ki kaynağını saf şiir Fransız şiirinden almakta. Bunun da başı çeken olarak da Paul Valéry'yi kabul edebiliriz. Bundan etkilenen yani Palvari'den etkilenen şairlerin oluşturduğu bir şiir anlayışı. Nedir esas meseleleri? Şiirin bir biçim sorunu olduğunu düşüncesinden hareketle şiirde anlamdan çok şekil olarak güzel olmasını, ahenkli olmasını, okuyacıya estetik haz vermesini savunan şiir anlayışıdır. Şimdi o zaman ne ön plana çıkartılıyor? Biçim ön plana çıkartılırken anlam geri plana itilmekte. O yüzden diyeceğiz ki dışsal özellikleri yani biçimsel özellikleri iyi olan şiir saf şiir anlayışına uygundur diyebiliriz. Nedir biçimle ilgili unsurlar? Nazım şekli, nazım biçimi, ondan sonra kafiyesi, redifi, uyak her türlü o unsura sahip olması gerekecek. Ahenk unsurları, asonanslar, aliterasyonlar, saydığımız gibi redif olur, uyak olur. Bunların hepsinin bir bütün içerisinde yer aldığı şiir biçimidir diyeceğiz. Peki, edebiyatımızda Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar. Arkadaşlarım bu e, Piyale adlı şiir kitabının ön sözüne yer alan bir makaledir. Ahmet Haşim'in önemli bir eser. Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar adlı makalesiyle saf şiir eğilimi başlar. Bu bir poetika. Arkadaşlarım yani şairlerin kendi şiir anlayışlarını ortaya koyduğu eserlere poetika diyoruz. Ahmet Haşim'in de şiir hakkındaki görüşleri bu metinde yer almakta. Önemli bir makaledir arkadaşlarım. Bu anlayışı savunan sanatçılar kimler? Ahmet Haşim, Yahya Kemal. Arkadaşlar bu ikisini biz cümlet öncesinde görüyoruz. Sonraki kimler ise cümlet sonrası şairler olarak karşımıza çıkacak. Ahmet Hamdi Tanpınar ki kendisi Yahya Kemal'in öğrencisidir de Necip Fazlı Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhyip Tranas, Asaf Halet, Çelebi bizim saf şiir anlayışını savunan şairlerimizdir diyebiliriz. Şimdi bunları maddeler halinde konuşursak ee, neler var bakalım. Saf şiir yani öz şiir özellikleri. Sanat sanat işinin anlayışını benimsemişlerdir. Yani her şeyin ötesinde sanatın toplumsal bir mesele ele alması, ilgilendirmesi değil, sanatın varlık amacının sanat olduğunu kabul eden bir anlayış. Bakalım diğer bir özellik. Amaç ortaya güzel bir şiir koyabilmektir. Güzel bir şiir. Estetik has uyandırmaktır. Yani güzel şiir diye okuyucuda estetik bir haz, keyif. Yani onun içeriğinin ne anlattığı değil, nasıl anlattığı, o kelimelerin seçimi, ahenk unsurlarının kullanımı hepsinin bir önemi var. Şiirin herhangi bir ideolojinin emrine sunulmasına karşı çıkmışlardır. İdeolojinin emre yani toplumu ...ilgilendiren konular, herhangi bir siyasi fikir, düşünce şiir kullanmayacak. Şiirin içerisinde bunların hiçbiri bulunmayacak. Ne anlatacak şiir? Kişinin, şurada el aldık. Şiir anlaşılmak için değil, bu anlama karşılık gelir arkadaşlar. Anlamı öteliyorduk, anlamı hiç benim yok. Niçin var şiir? Hissedilmek için, yani onu duymak için. İnsanın e, iç dünyasında... Farklı duygular oluşturması için, onu da şurada yazdık, estetik haz uyandırması için var olmalıdır diyeceğiz şiire. Şiirin içinde bir anlam aramak gereksiz olduğunu dile getirmişlerdir. Yani anlam özelliğine bakmayacağız. Ne anlattı, nelerden bahsetti, ne önemlidir, ne değildir, önemli yok. Onda ne önemli olacak? Estetik haz uyandıracak biçimsel özelliklerinin son derece yoğun şekilde bulunması diyeceğiz. Şairler kendilerine özgü imgesel bir anlatım tarzı oluşturmuşlardır. Bu beraberinde kendine özgü bir, mesela Ahmet Haşim'in akşam, akşam yine akşam. Onun için bu akşam saatleri grup vakti, şafak vakti, o aş, zamanın tam belirsizliği onun için uygun bir imge halidir. Onun için sıkça bu e, imgeyi görüyoruz. Bu sanatçılar kendilerine aynı sembolistler gibi ki burada bahsettik sembolizm akımının etkisi vardır diyerek. Onlar gibi kendilerine has orijinal bir imge yaratımı içerisinde olmuşlardır. Şiirde ahenk, uyak, redif önemlidir. Yani ahenk dediklerimiz o müzikaliteyi sağlayan yani musiki, müzik unsurunu sağlayan unsurlardır diyebiliriz. Uyak, redif önemlidir. Biçim güzelliğine önem vermişsedir. Yani şekle dışarıdan baktığınızda muazzam bir şiirle karşı karşıya olduğunuzu göreceğiz. Ve son maddemiz şöyle dedik. Mükemmelliyetçilik benimsenmiştir. Ne demek mükemmelliyetçilik? Şimdi bu şairlere baktığımızda az şiir yazmışlardır. Ama yoğun biçimsel özelliklere sahip. Yoğun biçimsel özelliklere. Neleri saymıştık? onlarda? da ahenk unsurları. Yani aliterasyonlar, asonanslar, ondan sonra uyaklar, rediflerin bir arada bulunması. Tabi buna neyi dekledim? Vezin de. Yani ölçüyü. Şurada Ahmet Haşim ve Yahya Kemal için arzu ölçüsünü kullanmış diyebiliriz. Ama daha sonraki şairlerde hece ölçüsüyle bunu ortaya koymuşlardır diyebiliriz. Şimdi burada Ahmet Haşim'le ilgili e, şiir hakkındaki görüşlerinde o e, şiir hakkında bazı mülazılar adlı eserinde yer alan birkaç sözü seçtim aldım arkadaşlarım. Bu bize biraz daha saf şiir anlayışına yardımcı olması için uygun ifadeler. Diyor ki Ahmet Haşim, şiir müzik ile söz arasında. Onun deyimli musiki, şiir müzik ile söz arasında sözden ziyade müziğe yakın bir türdür. Şimdi buradaki müzik kelimesi yani neye karşılık gelecek? Ahenk. Demek ki o sözden çok bir müzikalite yaratması gerekecek. Yani orada bir ahenk unsurunu aramamız lazım olacak. Bir başka ifadesi şiirde anlam aramak. Ötüşüyle yıldızları titreten o güzel sesli bülbülü et için öldürmekten farklı değildir. Yani şiirde anlam arıyorsan eğer bir parça et için, bir parça et. O da nedir? Güzel sesli bülbülün etidir arkadaşlarım. O bir parça eti almak için uğraşıyorsunuz demektir. Bu yüzden Ahmet Haşim diyor ki, Hayır, şiirde anlam aramayacağız. Çünkü bizim için lazım olan o güzel sesli bülbülün ötüşüdür. O sesini duymamızdır diyecek. Ve bir başka ifadeyle şiir bir hikaye değil. Yani bu Olay örgüsünün bir şey anlattığı hani anlamın ön planda olduğu bir e, nazım türü değil, sessiz bir şarkıdır. Yani yine bir müzikal olacak, yine bir hislenmeyi ortaya koyacak. Bu yüzden de bu üç tane ifade arkadaşlarım bizim sar şiir anlayışımızı e, oluşturması bakımından önemli ifadelerdir diyeceğiz. Ve sar şiir yargısını e, türünü burada e, tamamlıyoruz. arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.